Bugün 16 Nisan, Tekpro Education'ın yeni bir tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Bu toplantımız bir saat kadar sürecek. Şu ana kadar edindiğimiz tecrübelere göre aklınızdaki soruları slaytların içinde cevaplamaya çalışacağız. Sunum esnasında aklınıza takılan soruları chatten yazarsanız arkadaşlarımız o soruları cevaplayacaklar. Sunumun sonunda eğer benim cevaplamam gereken bir soru olursa arkadaşlar bana iletecekler. Ben o soruları da cevaplamış olacağım. Sunuma önce niçin IT sorusuyla başlamak istiyorum. Farklı sebeplerle kariyer değiştirmek isteyebiliriz. Kariyer değiştirmeye karar verdiğimizde hangi kariyeri seçmemiz gerektiğine karar vermeliyiz. Günümüz dünyasında IT yani Informational Technologies seçilebilecek kariyerler arasında en önde geliyor. Çünkü iş imkanı çok 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 fazla. Özellikle Amerika ve Avrupa'da IT elemanı tıklık ölçüsünde. Az bilse dahi kabiliyetli olduğuna inandıkları insanları işe alıyorlar. IT sahasında iş imkanlarının çok olmasının birçok sebebi var. İnsanlar daha rahat yaşamak için teknolojiye muhtaçlar. İnsanlar şirketlerinin daha fazla kâr edebilmesi için teknolojiye muhtaçlar. İnsanlar daha sağlıklı yaşayabilmek için teknolojiye muhtaçlar. Hangi sektör olursa olsun, teknolojiyle irtibatı varsa o sektörde ilerlemek mümkün. Teknolojiyle irtibatını koparan ne kadar büyük firma olursa olsun çok kısa bir sürede diğer firmalar tarafından geçilir ve batabilir. Şu an Amerika'da teknolojik gelişimlere uyum sağlayamadığı için rakipleri tarafından geçilen hatta batmak zorunda kalan birçok firma biliyorum. Mesela JCPenney onlardan birisi. Mesela Bed & Beyond onlardan birisi. Mesela Walmart bir zamanların en büyük firmalarından biriyken şu an Amazon'un karşısında gerçekten küçüldükçe küçüldü. Çünkü Amazon teknolojiyi gerektiği gibi kullandı. Walmart eski sistemle ticaret yapmaya devam etti ve Amazon Walmart'ı kat be kat geçmiş oldu. Bu sebeplerden dolayı insanlar IT'leşmeye çalışıyorlar. Her firma IT'leşmeye çalışıyor. Tabii ki her firma IT'leşmeye çalışınca IT'yi bilen insanlara ihtiyaç oluyor ve IT bilen insanlar için çok ciddi iş imkanları oluşuyor. İş imkanları çok olup yetişmiş insan az olunca IT'yi bilen insanların maaşları çok ciddi yüksek oluyor. Amerika için söyleyebilirim, bir IT'cinin başlangıç maaşı tecrübeli bir öğretmenin maaşının 3 katı kadardır. Avrupa'da da buna benzer. Türkiye'den de bildiğim örnekler var arkadaşlar. Lise mezunu olmasına rağmen aylık 1200-1300 dolar maaş alan mezun öğrencilerimiz var. IT'yi kariyer olarak seçmenin üçüncü bir sebebi IT'nin gerçekten saygın bir meslek olması. Bir firmada automation tester olarak çalışmak toplumda gerçekten saygınlık uyarıyor. Bir firmada
Java developer olarak veya Python developer olarak, Cyber Security Analyst olarak çalışmak gerçekten insanların size saygı duymasını sağlıyor. Yaptığınız işte para kazanmanız önemlidir. Ama aynı zamanda saygın bir meslek olması insanda duygusal bir tatmin oluşturur. IT bu tatmini fazlasıyla oluşturur arkadaşlar. Bunun yanında IT'yi öğrenmek gerçekten çok kolaydır. 6 ay dişinizi sıkar, programlı bir hayat yaşar, katıldığınız kurstaki eğitmenlerinizin size söylediği şeyleri harfiyen yerine getirirseniz, 6 ay sonunda yepyeni bir mesleğe sahip olmuş olursunuz. 6 ay önce programlama dili nedir, application nedir, hiçbir fikri olmayan insanlar 6 ay sonunda piyasaya çıkıp ben automation tester'ım, Java developer'ım diye iş arayabiliyorlar. Bu zannedersem sadece IT sahasında geçerli olan bir şeydir. IT'yi öğrenmek için öncesinde herhangi bir temel bilgiye sahip olmak gerekmiyor arkadaşlar. Matematikçi olmak, bilgisayarcı olmak, sayısalcı olmak, bunların hiçbir önemi yok. Nice Türkçe mezunu arkadaşlar var. Disiplinli çalışmaları neticesinde bilgisayar öğretmenliği mezunu insanları geçtiler, onlardan daha çabuk iş buldular. IT'yi kısa sürede öğrenmek mümkün olunca eğitim masrafları da düşüyor. Bir hemşire olmak için, ebe olmak için 4 yıl okumanız gerekir. O 4 yıl boyunca yemek yiyeceksiniz, su içeceksiniz, okula gidip geleceksiniz. Bunun bir masrafı var. Ama IT'yi 6 ayda öğrenebildiğiniz için ve genellikle bu eğitimler online olduğu için evinizden ayarladığınız programa göre eğitim alabildiğiniz için eğitim masrafı diğer meslekleri öğrenmeye göre çok azdır. IT'yi kariyer değiştirmek isteyenler için öne çıkaran bir diğer sebep de diploma gerekmemesidir. IT'de mühim olan bilmektir. İsterseniz lise mezunu olun. Eğer Java'yı iyi biliyorsanız, database'i, API'yi iyi biliyorsanız, firmalar size iş verirler. Ne mezunu olduğunuza hiç de bakmazlar. Hatta ben Amerika'da ilk iş aramalarımda matematik mezunu, bilgisayar programcılığı mezunu olduğumu söylemiştim. Interview'i yapan birisi, bunlara gerek yok. Ben senin ne mezunu olduğunu merak etmiyorum. Ne bildiğini merak ediyorum demişti. Ben de ondan sonraki hiçbir interview'de mezuniyetimden bahsetmedim. Sadece neyi ne kadar bildiğimi izah etmeye çalıştım. Diploma gerekmemesi eğitim masraflarını da düşürüyor. Siz günde 10-12 saat ders çalışarak çok iyi öğrenirsiniz ve sonra iş bulabilirsiniz. Size herhangi bir belge sormayacaklar. Tabii ki elinizde bilgisayar mühendisliği diploması olsa bunun belli bir seviyede etkisi olur. Bir Java sertifikası olsa belli bir seviyede etkisi olur. Ama Java sertifikan var dedikten sonra mülakatı yapan insanın sorularını cevaplayamazsanız size asla iş teklifi sunmazlar. Java sertifikanız yok, bilgisayar programcılığı diplomanız da yok. Ama mülakatı yapanın her sorusuna güzel, mantıklı cevaplar veriyorsunuz. Size hemen yarım saat içinde iş teklifinde bulunurlar. Bir diğer güzelliği IT kariyerinin özellikle COVID'den sonra
evden çalışma imkanının çok fazla olması. Ben yaklaşık 4 yıldır ofis evime yarım saatlik mesafede olmasına rağmen bir kere bile ofise gitmedim. Evden çalışıyorum. Bir kere bile bana ofise gelmelisin demediler. Bütün takım arkadaşlarım da evlerinden çalışıyorlar. Evden çalışmanın ne kadar konforlu olduğunu tahmin edebilirsiniz. 9'a 10 kala hazırlığa başlayıp 9'da işe başlıyorsunuz. 5'te mesainiz bittiğinde bilgisayarı kapatıyorsunuz, evdesiniz. Eğer ofise gitseydiniz 5'te mesai biter, siz 6.30-7 gibi ancak eve gelebilirdiniz. O yola harcayacağınız zamanı ailenizle harcayabilirsiniz. Kişisel gelişiminize harcayabilirsiniz. Bu da zannedersem IT sahasındaki mesleklerin en güzel yanlarından birisi. Sekizinci özelliği IT kariyerinin emekli olana kadar yapılabilecek bir iştir arkadaşlar. İşe girdikten bir 6 ay kadar sonra IT ile alakalı mesleğin nasıl yapıldığını gayet rahat anlayabiliyorsunuz. İlk 6 ay belki biraz stresli olabilirsiniz, yoğun çalışmanız gerekebilir. Ama mübalağa etmiyorum. Belli bir seviyede tecrübe kazandıktan sonra size verilen işi günde 2-3 saatte bitirip sonra kişisel gelişiminize zaman ayırıyorsunuz. Java'nızı geliştiriyorsunuz. Yeni meslekler öğreniyorsunuz IT ile alakalı. Zaten bunu IT firmaları da istiyorlar. Size hedefler koyacaklar. Sen automation tester'lığı biliyorsun. Java developer'da öğrenir misin? Öğrenmeni istiyoruz. Hatta Java Development'la alakalı kitap alacaksan parasını biz verelim. Sınava gireceksen, kursa kaydolacaksan parasını biz verelim diyorlar. Çünkü firmalar da kendi içinde çalışan insanların daha kaliteli olmasını tercih ediyorlar. Şimdi IT ile alakalı mesleklerin böyle güzellikleri var. İşsiz kalma ihtimaliniz yok denecek kadar az. Maaşınız yüksek olacak. Öğrenmesi kolay olacak. Kısa sürede öğrenebileceksiniz. Diploma alma zorunluluğu olmayacak. Evden çalışmanın konforunu yaşayacaksınız. Emekli olana kadar yapabileceğiniz bir mesleğiniz olacak. Bütün bunlar IT'yi cazip hale getiriyor. Peki nasıl IT sektörüne geçiş yapabilirim? Arkadaşlar, bootcamp'ler IT ile alakalı meslekleri öğrenmenin en iyi yoludur. Şu an Amerika'da birçok insan bootcamp'leri bitirerek IT sektörüne geçiş yapıyorlar. Amerika'da bootcamp'i olmayan üniversite zannedersem yoktur. Ben Miami'de yaşıyorum. Miami'de bildiğim 5-6 tane meşhur üniversite var. Hepsinin birkaç tane bootcamp'i var. Sürekli reklam yapıyorlar. Bunun yanında özel girişimlerin Tech Pro Education gibi açtığı bootcamp'ler var. Bu kadar bootcamp niçin açılıyor? Çünkü müşterisi var. Müşteri olmasa bunlar birer birer kapanırlar. İnsanlar müşteri olmayan bir sektörde niçin sürekli okul açsınlar? Şu an insanlar IT sektörüne geçmenin en kestirme yolunun bootcamp olduğunu anladılar. Ve bootcamp'lere kaydolarak IT sektörüne geçiş yapıyorlar. Peki niçin bootcamp'ler IT'ye geçişin en iyi yoludur? Çünkü hızlı öğrenme imkanı sunar. Yaşı 30'a, 35'e, 40'a gelmiş bir insanın 4 yıllık bir üniversite okuyayım,
sonra mesleğim olsun demesi çok zor. Ama 6 ay dişimi sıkayım, ders çalışayım, 6 ay sonra mesleğim olsun, bunu kabullenmek çok daha kolay. Hızlı öğretip süreyi minimize edince boot camp'lerdeki öğrenim masrafları da çok azalmış oluyor. 4 yıllık bir eğitimin masrafı var, 6 aylık bir eğitimin masrafı var. Çalıştığım firmada bir Amerikalı var. İsmi Dustin. Bir gün Dustin bana dedi ki, Süleyman dedi, ben boşu boşuna kalıç okuyup 4 yılda bilmem şu kadar 100 bin dolar masraf ettim. Şimdi firmaya bakıyorum, burada çalışanların yarısı, belki yarısından fazlası bootcamp bitirip gelmiş. Keşke ben de kalıca o kadar zaman harcamasaydım, o kadar masraf etmeseydim, bootcamp'le IT sektörüne geçiş yapsaydım. IT'de okurken yavaş yavaş üniversitemi zaten bitirirdim diyor. Şu an Amerika'da da böyle bir trend var arkadaşlar. Yanlış anlamayın, üniversite okumayı kötülemiyorum. Üniversite okumak her zaman iyidir. Ama şu anki trend bir bootcamp'e girip maaşı iyi olan bir meslek elde edip o meslekte çalışırken üniversite okumak yavaş yavaş. 4 yılda değil de 6 yılda bitirmek gibi bir trend var. Hatta bu trend yüzünden bazı üniversiteler kampüslerini satışa çıkardılar. Bazı üniversiteler on kampüs eğitimlerini azaltıp online eğitime geçiş yaptılar. Bootcamp'in bir diğer güzelliği size ihtiyacınız olanı öğretir. Bir IT firmasına girdiğinizde ne kullanacaksanız onu öğretir. Siz Java'yı bütün yönleriyle öğrenmek isteseniz belki 2 yıl yetmez. Çünkü Java başlı başına bir dildir, başlı başına bir bilim dalıdır arkadaşlar. Bütün detaylarıyla öğrenmek mümkün değildir. Ama bootcamp'ler bir automation tester'ın veya bir Java developer'ın Java'nın hangi kısmına ihtiyacı olduğunu belirler, ihtiyacı olan kısmı öğretir. Siz de automation tester olarak bir firmaya girdiğinizde ihtiyacınız olan her şeyi bildiğiniz için size verilen işleri rahatlıkla yapar, o firmada yıldızlaşabilirsiniz arkadaşlar. 4. özelliği bootcamp'lerin, tecrübe sahiplerinden işi öğrenmiş olursunuz. Mesela TechPro Education'da kurucularının tamamı Amerika'da Bank of America, Mastercard, Boots Group gibi büyük IT firmalarında çalışıyorlar. Biz o IT firmalarında kullanılan teknolojiye bakıyoruz. Java'nın ne kadarı öğrencilere lazım? Database'in ne kadarı öğrencilere lazım? Bunları programın içine yerleştiriyoruz. O konsepti öğrenmek için ne tarz projeler yapmalılar? O örnek projeleri de oluşturuyoruz ve öğrencilere sunuyoruz. Öğrenci Amerika'da kullanılan teknolojiyi öğrenince Amerika dışındaki ülkelerde çok daha rahat bir şekilde iş bulabiliyor. Girdiği işte çok kısa bir sürede yıldızlaşıyor arkadaşlar. Bununla alakalı birçok örnek verebilirim ama süremiz kısıtlı. Sadece şöyle bir örnek vereyim. Mezunlarımızdan birisi lise mezunu olmasına rağmen İstanbul'da girdiği IT firmasında 2-3 ay sonra yıldızlaşmış. Teknik eleman, oradaki tech lead diyoruz biz Amerika'da. Yani teknoloji bölümünün başındaki adam. Çağırmış ve demiş ki, sen bu kadar teknolojiyi nereden öğrendin? O da demiş ki, TechPro Education'dan kurs aldım.
Demiş ki bizim şu bilgisayar mühendisliği mezunu olan iki tane öğrenci var, iki tane çalışan var. Onları da götür, o kursa kaydettir, masrafını biz vereceğiz demiş. O öğrencimiz de heyecanla beni aradı. Biz o yönlendirdiği insanların kaydını yapmış olduk. Ve aynı zamanda demiş ki senin gibi bilen insanlardan bir takım kur, seni onların başına koyacağım. Senin kurduğun takımla beraber otomasyon işlemini yapacaksınız. Zannedersem bizim kurstan 3 kişiyi işe aldı. Beraber çalışıyorlar şu anda. Evet, bunu şundan anlattım arkadaşlar. Gerçekten IT sektöründe çalışan, o ortamı yaşayan insanlardan eğitim alabiliyorsunuz bootcamp'lerde. Ama burada antr parantez şunu da söyleyeyim. Bazı bootcamp'ler bootcamp'i bitiren öğrencilerin kurduğu bootcamp'ler. Onları tavsiye etmem. Çünkü onların böyle bir yaşanmışlık tecrübesi yok. Udemy'den kurs alıp onunla insan yetiştirmeye çalışıyorlar. Sürekli değişen IT ortamında bu şekilde başarılı olmak mümkün değil arkadaşlar. Gerçi bu tarz kurslar kurulduktan belli bir süre sonra kapanmak zorunda kalıyorlar. Ama elinizde tek kursa kaydolacak kadar imkanınız varsa o imkanı gerçekten işin içinde yaşayanlardan öğrenmeye ayırmanızı tavsiye ederim. Evet, bootcamp'lerde takım çalışması içinde öğretilir veya öğretilmelidir diyeyim arkadaşlar. Siz bir IT firmasına girdiğinizde bir takımın elemanı olarak çalışacaksınız. Başarı sizin başarınız olmayacak, takımın başarısı olacak. Başarısızlık sizin başarısızlığınız olmayacak, takımın başarısızlığı olacak. Yönetici takdir ederken takımı takdir edecek. Eleştirirken takımı eleştirecek. O yüzden IT'yi öğrenirken bir takımın parçası olarak öğrenmeye çalışmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben tek başıma daha iyi öğreniyorum. IT için doğru değil arkadaşlar. Biz bu takım çalışmasını hayata geçirebilmek için mentoring grupları kuruyoruz, projeler yapıyoruz. Ve sizi takımın bir elemanı olarak çalışma konusunda ısrar ediyoruz. Ben utanıyorum, konuşamıyorum, kabul edilemez. Çünkü çalışmaya başladığında konuşacaksın. Ben kalabalıklara sunum yapamıyorum, heyecanlanıyorum. Kabul edilemez. Çünkü IT firmasına çalışmaya başladıktan belki bir ay sonra sana diyecekler ki bütün personele bir sunum yap diyecekler. Ben mesela her 15 günde bir belki 200 kişiye sunum yapıyorum arkadaşlar. Utangacım yapamam diyemem. O yüzden bootcamp'in bu özelliği de var olmalı ve siz de bu özelliği kendiniz için kullanmalısınız. Evet, bootcamp'ten IT öğrenmenin bir diğer avantajı da IT dünyasından çevreniz oluyor. Mesela beni tanıyorsunuz. Mesela Ahmet Bayram Bey'i tanıyorsunuz. Bank of Amerika'da çalışıyor. Mesela öğrencilerimizden iş bulmuş, işte Mercedes'te çalışan bir arkadaşımız geliyor, size mülakat hazırlık dersleri yapıyor. Onunla tanışmış oluyorsunuz. Beraber bootcamp'te eğitim aldığınız insanlardan 20 kişi, 30 kişi farklı firmalara giriyor. Siz onlarla tanışmış oluyorsunuz. Buna network diyorlar. Bootcamp'e kaydolunca IT dünyasından bir network'ünüz oluyor. Bir gün iş değiştirmeyi düşündüğünüzde Mercedes'te çalışan arkadaşınızı arayıp benim işe ihtiyacım var, değiştirmek istiyorum. Sizin firmada pozisyon var mı diye sorup ona bir adres bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler.
Şimdi IT'nin kariyer olarak iyi bir kariyer olduğundan bahsettik. Bunun yanında IT kariyerine geçiş yapmak için bootcamp'lerin iyi bir seçenek olduğundan bahsettik. Şimdi Tech Pro Education'ı niçin seçeceksiniz? Bu sorunun cevabını Tech Pro Education olarak bizim vermemiz gerekiyor. Bir, arkadaşlar, demin de bahsettiğim gibi Tech Pro Education sağdan soldan öğrenilmiş bilgiyi size öğretmiyor. Tech Pro Education, Amerika'daki IT firmalarında kullanılan teknolojiyi anında size transfer ediyor. Mesela belki fark etmişsinizdir, Selenit Automation'da yeni kullanılmaya başlayan, yeni meşhur olan bir teknolojidir. Ahmet Bayram hocamız Bank of America'da çalışıyor. Bu teknolojinin orada popülerleştiğini fark edince hemen bizim mezunlarımıza ücret talep etmeden Selenit kursu verdi. İngilizcesini tamamladı, şimdi Türkçesini veriyor. Ya tamamlamış olması lazım veya yarın tamamlanacak. Anında transfer ediyoruz arkadaşlar. Mesela Selenium 4 çıkar çıkmaz Amerika'daki teknoloji firmaları onu kullanmaya başlarlar. Biz Amerika'daki teknoloji firmalarında kullanıldığını gördüğümüz anda programımızı değiştirir ve Selenium 4 kullanmaya başlarız. Ben ilk anlattığımda Java 8 anlatıyordum arkadaşlar. Şimdi Java 19 anlatıyorum. Udemy'den kurs alıp ders anlatan birisi bu gelişimi fark edemez. Udemy'deki kurs 2 sene önceki kurs ise o hala Java 10 anlatmaya, Java 11 anlatmaya devam eder. Bu Tech Pro Education'ın farklarından birisidir. İkincisi, Tech Pro Education'ın kurucuları ve instructorlarının büyük çoğunluğu öğretmenlik özgeçmişine sahiptir. Biz bir instructor'ı işe almaya karar verdiğimizde öğretmenlik özgeçmişi varsa bunu çok önemseriz. Sonra kendisiyle bir mülakat yaparız. Kendisinden recording isteriz, kayıt isteriz. O kayıtta nasıl anlatıyor ona bakarız. Sonra kendisini küçük gruplara ders anlatmada test ederiz. Sonra soru çözüm derslerinde test ederiz. Sonra küçük kısa konularda test ederiz. Ve emin olduğumuzda öğrenciler kendisinden memnun kaldığında artık o arkadaşımıza ana dersleri emanet ederiz. Ve Tech Pro Education'ın 4 yıl gibi kısa bir sürede 6.000'i aşkın mezun vermesi ve giderek öğrenci sayısını artırmasının arkasında bu öğretmenlik tecrübesine sahip kaliteli eğitim kadrosu vardır arkadaşlar. Bunun yanında mentörlük sistemimiz var. Mentörlük sistemi şu demek, sizi küçük gruplara ayırıyoruz, 15 kişilik, 12 kişilik, belki 20 kişilik küçük gruplara ayırıyoruz. Sizin başınıza sizin geçtiğiniz yoldan geçmiş, sizin öğrendiğiniz konuları bilen, bazıları iş de bulmuş piyasada çalışan arkadaşları koyuyoruz. Bu arkadaşlar sizin yaşadığınız sıkıntıları yaşadıkları için sizi çok iyi anlayıp sizi motive ediyorlar. Sizin yanlış yönelimlere kapılmanızı engelliyorlar. Mesela ben takım çalışmasını sevmiyorum. Tek çalışacağım. Sizin mentorunuz tek çalışmanın ne kadar kötü olduğunu kendi arkadaşlarından, sizden önceki öğrencilerden görmüş ve sizi bu konuda düzeltiyor. Sakın ha diyor, tek kalma. Mutlaka takım içinde çalış diyor. Başka? Sizin öğrendiğiniz konuları bildiği için bu arkadaşlar takıldığınız yerlerde size yardımcı oluyorlar. Bu arkadaşlar ciddi bir eğitimden geçiyorlar. Ülke ülke
İş görüşmelerinde sorulan mülakat sorularını biliyorlar. Doküman halinde kendilerinde var. O soruların cevaplarını da biliyorlar. Sizi o sorulara hazırlıyorlar. Bu soru böyle cevaplanır, şu soru mutlaka sorulur, bunu bilmeden interview'e girme diyorlar. Bazen demoralize olabilirsiniz. 40 yaşında insanın günde 8 saat, 10 saat ders çalışması gerçekten zor olabilir. Bazen sabrınız tükenir. Sabrınız tükenip bırakmak istediğinizde mentor arkadaşlar sizin kolunuza giriyorlar. Hadi bakayım, öyle vazgeçmek yok. Sen bu kursa başlarken masraf ettin. Bu kursa başlarken ciddi kararlar vermiştin. Böyle ilk önüne çıkan problemde bırakmak sana yakışır mı deyip motive ediyorlar. Beraber tekrar yola devam ediyorsunuz. Mentor arkadaşlarımız size aynı zamanda proje de yapıyorlar. Kurs içinde öğretmenlerimiz dersi anlatırken proje yapıyor. Ona paralel olarak mentor arkadaşlar da size proje yapıyorlar. O da sizin bildiklerinizi kullanma becerinizi artırıyor. Evet, interview hazırlık bizim için ayrı bir önem arz ediyor arkadaşlar. Bir konuyu çok iyi bilmek önemli ama o konuyu bildiğinizi karşı tarafa gösterebilmek o da çok önemli. Java'yı çok iyi biliyor ama interview sorusunu nasıl cevaplayacağını bilmiyor. Eli ayağı birbirine dolaşıyor. İş vermezler bu insana. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar bu Tech Pro Education Bootcamp içinde? Sizi interview'e hazırlıyoruz. Dokümanlarımız var. Mentor arkadaşlarımız bu konuda çok eğitimliler. Bunun yanında öğretmen arkadaşlarımız konuyu anlatırken diyorlar ki bakın bu soru interview'de çıkar. Hatta başına bir başlık atıyorlar. İşte eBay'de automation tester'a sorulmuş interview sorusu diye başlık atıyorlar. Dersi interview sorularını da içerecek şekilde anlatıyorlar. Arkadaşlar, şimdi interview hazırlıkla yeni bir sistem kuruyoruz. Bunu ilk defa size uygulayacağız. Bootcamp bittikten sonra 2 hafta kadar yoğunlaştırılmış interview hazırlık sistemi kuruyoruz. Bootcamp'te öğrenme aşamasını bitireceksiniz. Öğrenme aşaması bittiğinde 1 aylık staj yapacaksınız, proje yapacaksınız. Bu projede iş ortamını simüle edeceğiz. Toplantılarıyla, menajeriyle, Scrum Master'ıyla, gerçek bir firmada ne varsa o projede bunların hepsi olacak. Bunu zaten yapıyoruz. Şimdi ilk defa sizin gruba uygulayacağız arkadaşlar. Bootcamp bittiğinde 2 haftalık yoğunlaştırılmış interview hazırlık. Java ile alakalı bütün interview soruları, SQL ile alakalı bütün interview soruları, o 2 haftalık interview hazırlığını güzel değerlendirdiğinizde artık hem konuyu bilen, hem o konuyu stajda uygulamış, hem de interview sorularının nasıl cevaplanacağını öğrenmiş bir insan olarak iş aramaya başlayacaksınız. İş bulmamanız mümkün değil arkadaşlar. Evet, bunun yanında rezüme, Türkiye'de CV diyorlar biliyorsunuz. Rezüme hazırlıkta da size yardımcı oluyoruz. IT sektöründeki rezümelerin olmazsa olmazları var. Arkadaşlarımız bu konuda size eğitim veriyorlar. Sizin rezümenizi hazırlamıyorlar. Rezüme kişiye özeldir. Hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Herkes kendi rezümesini kendisi hazırlar. Bizim arkadaşlarımız size eğitim verecekler. Sonra sizin hazırladığınız rezümeyi sadece sorumlu arkadaş gözden geçirecek. Hatalar varsa sizden düzeltmenizi isteyecek. Rezümenizi onayladıktan sonra siz
O rezümeyi IT firmalarına yollayıp iş arayacaksınız. Bu da çok önemlidir. Ben de şu an çalıştığım firmada automation testerlara interview yapan birisi olarak söylüyorum. Bazı rezümelere bakıp hiç konuşmayı tercih etmediğim adaylar oluyor. Rezümesi böyleyse görüşmeye gerek yok diyorum. Ama bazı rezümeler var gerçekten bununla görüş dedirtiyor insana. Bizim arkadaşlarımız o rezümeleri o şekilde hazırlatıyorlar size. Evet. Bunun yanında Tech for Education iş başvurularında gerekli olan belgeleri temin eder. Mesela Almanya'daki bir arkadaş diyor ki bana Tech for Education'dan sertifika lazım, eğitim sertifikası. Kurallara uygun, resmiyete uygun, çok güzel bir sertifika arkadaşımıza veriyoruz. O başvurularında onu kullanıyor. Çok yardımcı olduğunu ifade ediyor mezun öğrencilerimiz. Arkadaşlar ben bir 37 dakikadır konuşuyorum. Mezun öğrencilerimizden Faik Bey. Şu an hatta mısınız Faik Bey? Evet hocam, şu an hattayım. Şu an duyuyorum. Evet, hattayım. Çok güzel. Faik Bey, ben sözü size bırakayım. Fatih. Kusura bakmayın, biraz da beklettim belki. Arkadaşlar 30 dakika demiştim ama belli bir yerde durayım diye öyle yaptım. Faik Bey bizim mezun öğrencilerimizden kendi tecrübelerini, bootcamp tecrübesini, Tech for Education tecrübesini, iş tecrübesini sizinle paylaşacak. Buyurun Faik Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar, benim adım Fatih. Hollanda'da yaşıyorum. Geçtiğimiz sene TechPro'dan Automation Engineer kursu almıştım, bootcamp'ı almıştım. Aslında panelin başından beri Süleyman Hocam'ı dinliyorum ve dediklerine katılıyorum. Gerçekten bahsettiği o adımları, niçin IT adımlarının çoğunu işe girdikten sonra kendimde tecrübe ettim. Şu an bir kamu kurumunda burada çalışıyorum. Kaç ay oldu? 3-5 ay oldu başlayalı. Aslında şu an otomasyon yapmıyorum. Aslında manual testing yapıyorum. O da acceptance testinglerde oluyor. Fakat öğrenmiş olduğum, Tech Pro'dan almış olduğum bu automation kursu sayesinde bizim takımda, Scrum takımında bu functional testerler de var. Onlar mesela otomasyon yapıyorlar. Onlar başka bir dille yapıyor. Mesela Python'la yazıyorlar. İşte robot framework kullanıyorlar. Biz de Java ile yazmıştık. Öğrendiğimiz için burada çok rahat bir şekilde onu da öğrendim. Yakında otomasyona başlayacağım ben de. Kendi talep etmemle başlamış olacağım. Yani bu özgüveni ben elbette bu kurs süresince almış olduğum bu otomasyon derslerinden öğrendiklerimle edindim. Yoksa yani bir Scrum team'de direkt otomasyona başlamak gerçekten ilk başta biraz şey olabiliyor. Yani çünkü framework'ler biraz da geniş oluyor. Otomasyona şey yapılan, otomasyona tabi olan o uygulama çok büyük olabiliyor. Dolayısıyla biraz hakikaten hocamın bahsettiği gibi ilk 6 ay biraz bu konuda şey olabiliyor. Nedir böyle, insanı yorucu olabiliyor. Fakat yine de ben o kendime olan güvenimle onu yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bu şeye başlamış oldum. Bir ikincisi, mesela adım adım gidersek kurs boyunca aldığımız mentorluk eğitimi ve network, ben bunun faydasını çok gördüm. Yani bir yerde takılıp kaldığımda, daha geçen mesela bayağı da otomasyon yapmıyorduk biz framework'ümüzde. Çünkü ben kendim manual tester olduğum için geçenlerde mesela bir sıkıntı çıkmıştı herhalde, bu zannedersem Chrome driver'la ilgili. Yani normalde bunu kendiniz araştırıp bulabilirsiniz. Ama bazen böyle küçük sıkıntılar, yani küçük problemleri bulmak, internette biraz bayağı bir araştırma yapmak gerekiyor. Fakat siz bu bootcamp'te oluşturmuş olduğunuz network ve mentorlarınız aracılığıyla diyorsun böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorum. Hemen ona, o sıkıntıya çözüm bulunuyor size çok kısa bir sürede. Ve o çözümle beraber siz de saatlerce onun başında kalmaktan belki kurtulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada network'ün ve mentorluğun önemi çıkıyor.
Süleyman Hocam başta demişti. Yani bu gibi kurslar gerçekten bootcamp ile öğreniliyor. Yani mesela ben de tek proya başlamadan önce bootcamp takip eden bir arkadaşıma sormuştum. Yani neden yani tek prodan bootcamp almalıyım diye. O da bana ya biliyorsun dedi internette de bir sürü programlar var. Yani kurslar veriyor. Mesela YouTube'da öğretiliyor. Ondan sonra hocam dedi ki Udemy'de öğretiliyor falan. Ama orada iki büyük etken eksiklik ön plana çıkıyor. Bir network eksikliği, bir sistematik çalışma eksikliği. Şimdi siz orada tek başınıza çalışıyorsunuz. Bir problemle karşılaştığınız zaman yine kendiniz arayıp bulmak zorundasınız. Bu yine uzun bir zaman alabiliyor. Böyle sistemde çalışamıyorsunuz ve o uzun zaman her bir problem uzun zaman harcamak sizi yıldırabiliyor yani. Mesela overwhelm derler. Bu sizi yıldırdığı için de insan çok çabuk yarıda bırakası geliyor. Ama mesela ben Take Pro'dan aldım ve özellikle mesela bir şeyle bir probleme karşılaşırsam otomasyon gibi alan, öğrendiğim bir kursla alakalı alanda. Ya biliyorum ki ben bunu hemen mentorlarıma sorabilirim veyahut işte kurs süresince tanıştığım çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Birbirinden değerli, birbirinden başarılı arkadaşlarım oldu. Bu arkadaşlarımla öğrenebiliyorum. Bu bana yani Take Pro'nun kazandırmış olduğu en büyük yani otomasyon yanında kazandırmış olduğu en büyük kazanım bence bu. Ve bundan dolayı çok memnunum. Bir ikincisi mesela burada bir kurs takip ediyorsunuz. Hocamın dediği gibi yani 6 ay süreli 6 ay süreli dişinizi sıkıp hakikaten bir kurs takip edebiliyorsunuz ve öğrenmeniz gerekeni öğreniyorsunuz. Bunun bir artısı şu oluyor. Siz yeni bir alan da öğrenmek istiyorsunuz. Mesela ben önümüzdeki Mayıs ayında DevOps kursu alacağım. Yani burada DevOps'ta öğrenmiş olduğum, öğrenecek olduklarımla kendi alanımda mesela senior tester olmak için benim için ciddi bir kazanım olmuş olacak bu öğreneceklerim. Ben de biliyordum mesela dışarıdan da bir kurs takip edebilirdim fakat ben bunu bir bootcamp içerisinde arkadaşlarımla beraber mümkün mertebe istifade etme adına tek prodan seçtim. Dolayısıyla bu kursun başlar başlamaz sabırsızlıkla çekiyorum. Kursun başı tarihi sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi iş tecrübem nasıl oldu? İşe girdim. Şimdi işe girdim fakat ben mesela acceptance testing yapıyorum. Automation yapmıyorum. Fakat iş ortamındaki bu bir Scrum team'de konuşulan jargona hakimim. Yani her ne kadar bizim Jira board'umuz çok çok yoğun olsa da veyahut işte framework'ımız çok geniş olmuş olsa da siz kurs boyunca da Java'dan itibaren başlayarak öğrenmiş olduğunuz hatta bizim dönemimizde internetin temelleri gibi bir eğitim vardı. Yani çok basit o temel bilgiler de var. Yani o jargona hakim olmanızdan ötürü yeni bir şeyle karşılaştığınız zaman böyle korkmuyorsunuz. Çok güzel bir şey yani. Diyorsun ya ben bunu öğrenirim diyorsunuz ve biraz daha böyle assertive oluyorsunuz. Ya diyorsun ben bunu öğrenirim yaparım. Bana yeter ki zaman verin. Başta niçin IT sorularından bir tanesi rahat çalışma ortamı. Evet ben mesela Amsterdam'da çalışıyorum. Evim Amsterdam'a çok uzak. Yani 2 haftada bir gelme şartımız var. 2 haftada bir ofiste olun diyorlar. Yani ona da gitmek zorunda değilsiniz. Ama tabii yani istiyorlar. Ben sırf orada yeni arkadaşlıklar edineyim ve biraz daha soru sorayım, biraz daha bir şey öğreneyim de gidiyorum. Evden çalışmanın rahatlığı gerçekten güzel oluyor. Yani dezavantajları var mı? Var. Yani bir junior'ım ben mesela. Junior için daha çok ofiste olmayı tercih ederim ama neyse bir acceptance testi yaptığım için o kadar da aslında şeyim yok. Yani hani, gitmek zorundum. Yani onun ihtiyacını hissetmiyorum. Şey olarak işin prestiji açısından da güzel gerçekten. Yani komşularım var. Yani iş yaptığınız dedikleri zaman ya yani burada bu işi yapıyorum dediğin zaman hakikaten bir prestij olmuş oluyor. Kendi aileme de ayıracak çok zamanım olmuş oluyor. Aynı zamanda mesela Tech Pro bize şey sunuyor. Kursu bitiriyorsunuz ama mesela açıyor front-end developerların öğrenmiş olduğu JavaScript kursu vardı mesela. Açıyorsunuz, onu öğreniyorsunuz mesela boş zamanlarınızda. Veyahut oturuyoruz mesela Cypress var, tool, o da bir tool. Otomasyon, onu öğreniyorsunuz. Yani bunları öğrenmeye vaktiniz kalıyor ve
emin olun orada bizim için açılan kursların hepsi her ne kadar mesela birbirinden alakası bile uzak da olmuş olsa aldığınız zaman illaki bir yerde, mesela bugün bir ticket vardı geçtiğimiz haftalarda session storage ve local storage ile alakalı. Ya biz bunu ben ekstra o işte JavaScript kursunda normalde bizim şeyimizde değildi yani hani QA eğitimimizde dahil değil ama biz onu açmışlardı. Öyle takip ederken orada öğrenmiştim. Basit bir bilgi ama neticede o ticket'i ben almış oldum. Onu ben çözmüş oldum yani. Bunlar bir kazanım olmuş oldu benim için. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorusu olan varsa soruları cevaplayabilirim. Chat'ten bak gördüğüm kadarıyla. Süleyman Hocam, sizlerin söyleyeceği bir şey varsa çok onları teşekkür ederim Fatih Bey. Fatih Bey, şöyle bir şey desem. Hani siz de bu süreci yaşadınız. Şu an bizi dinleyenlere üç şey söyleyin desem ne dersiniz? Üç şey söyleyeyim desem şunu derim. Önce kursa başlar başlamaza beri güzel bir sistematik plan aileyle beraber bir anlaşma demeniz lazım ki ben 6 ay yani eşinize veyahut bekarsanız da kendi hayatınızda ya ben 6 ay bir kursa sıkıntı çalışacağım. Güzel bir aspirak diyorlar buna. Ailenize bunu yapmak lazım. Yani ailenize ben 6 ay buna çalışacağım. Ve ikincisi de şu olur. Mentörlerle ve özellikle takım arkadaşlara ilişkiyi hiçbir zaman koparmamak gerekiyor. Yani aynı zamanda kursu takip ederken mentörünüzle olan ilişkinize çok, çok önem verip yani onunla sürekli irtibatta olup bir diğer taraftan da arkadaşlarınız çünkü çok fazla arkadaşınız oluyor şeyde. Bir batch'te yaklaşık 300 kişi falan olmuş olabiliyor. O arkadaşlarınızdan kurabildiğiniz kadar büyük network kurmak gerekiyor ve neden bir iki öğrendikleriniz onlara anlık aktarma onların da onlardan da mesela öğrendiğiniz bir konuyu onlardan dinleme adına böylece oturuyor anlatılanlar. Bunlar olabilir. Ha, iş başvuru süreçlerini kesinlikle tek başınıza yapmamak gerekiyor. Mentörle yapmak gerekiyor. Ben mesela iki iş başvurusu yapmıştım. Birinden elendim, diğerinden kabul aldım. Bunu kendim yapmıştım tabii ki. Yani mentörlerle yapmış olsaydım o ilkinden de şey yapardım. Bunu kurs yapmak lazım. Fatih Bey, kurs bittikten ne kadar süre sonra iş buldunuz? Ben kurs bitmeden, JUnit'i bitirmiştik. O zaman iş bulmuştum. Daha kurs bitmemişti yani. Şöyle söyleyebilirim. Yani kursu bitirip projeyi de yaptıktan sonra bir de bir ISTQ gibi sınavıyla taşlandırırsanız iş bulamama diye bir durum olmuyor. Buluyorsunuz yani. Mesela Avrupa'da olursanız biraz dil isteyebilirler. O da mesela ana yerlerde çalışıyorsanız Amsterdam gibi olabilir. Mesela Berlin gibi yerlerde falan çalışıyorsanız orada da bir İngilizceniz varsa ona da gerek yok. Yani. Ha bir de şunu söylemek isterim. Yani ben bu kursu daha önce de almak istiyordum fakat yani ben background'um buna uygun olduğunu düşünmüyordum ben. İngilizce dersleri verdim hep hayatım boyunca. Yani teknik bir background'um olmasını düşünüyordum. Yani Süleyman Hocam başta demişti 6 ay disiplinle çalışırsanız background'unuzun neresi olduğunun önemi yok. Benim Hollanda tanım arkadaşlarım biraz ilahiyatçı ve o bir full stack developer ya. Yani. Yani buna çalışırsanız bu background'un bir önemi yok yani. Muhakkak iş bulursunuz diye düşünüyorum ben. Çok güzel. Peki çok teşekkür ederim Fatih Rica Bey. Rica ederim Süleyman Hocam. İnşallah ben teşekkür ilerideki ederim. Toplantılarda da görüşürüz. Olur elbette. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Niçin TechPro Education sorusunun cevabını arıyoruz? Kısa bir hatırlatma olsun diye özetliyorum. TechPro Education, Amerika'da kullanılan teknolojiyi öğrencilerine öğretir. Eğitmenleri öğretmenlik tecrübesine sahiptir. Mentörlük faaliyetlerini çok önemser. Interview hazırlık, rezüme hazırlık da öğrencilerine en son ne öğretilmesi gerekiyorsa onu öğretir. Ve herhangi bir belgeye ihtiyacınız olduğunda TechPro Education onu temin eder.
Devam ediyoruz arkadaşlar. TechPro Education'da kurslar arası geçiş imkanınız oluyor. Tabii ki belli bir süreyle limitlenmiş olarak. Automation tester olarak kaydoldunuz kursa ama Java'yı öğrenmeye başlayınca çok sevdiniz. Baktınız ki Java tam size uygun. Java developer olmak istiyorsunuz. Bu mümkün. Veya Java developerlık kursuna kaydoldunuz. Baktınız ki Java size çok zor geldi. Developer olmak biraz sizi ürküttü. Testerlık kursuna geçebilirsiniz. Belli bir süre buna müsaade ediyoruz. Çünkü belli bir süre sonra artık siz Java developerlık konularını öğrenmiş oluyorsunuz. Testerlar başka bir konu öğrenmiş oluyor. Geriye dönmek mümkün olmadığı için artık geçişi kapatıyoruz. Ama kurs başladıktan yaklaşık olarak bir 3 ay içinde böyle kurslar arası geçiş mümkün sevgili arkadaşlar. Şimdi dedim ya TechPro Education pedagojinin bütün imkanlarını kullanır. IT soyut bir dünya arkadaşlar. Soyut olan şeyi anlamak gerçekten zordur. Biz de bu soyut olan şeyi somutlaştırmak, anlaşılır hale getirmek için görsellerden çok istifade ediyoruz. Mesela bunlar Java dersimizden sadece 3 tane slide. Arkadaşlar, Object Oriented Programming Language çok soyut bir kavramdır. Bununla alakalı 10 tane makale okusanız kafanızda netleşmeyebilir. Ama şöyle bir resim ortaya koyup OOP'yi Legolarla anlatmak, application'ı bir oyuncağa benzeterek anlatmak konuyu çok kolay anlamanızı sağlıyor. Bir, bu konuyu öğretmenin çok kısa sürede anlatmasını temin ediyor. İki, bu konuyu sizin için unutulmaz yapıyor. Çünkü size OOP sorduklarında bu görsel aklınıza geliyor. Lego anlatır gibi Java'nın temel mantığını anlatıyorsunuz. Buraya koyduğum son slide mesela. Ben öğrencilere bir 15-20 dakika bunu anlatıyorum. Sonra slide'ı önlerine açıyorum. Öğrenciler diyor ki, hocam şimdi oturdu diyorlar. Evet, bu görselliği biz çok kullanıyoruz arkadaşlar bütün derslerimizde. Mesela Java dersinde 600'e yakın slide var. Yarısından çoğu bu şekilde görselleştirilmiştir arkadaşlar. Biz bu slaytları siz kursa kaydolduğunuz ilk gün sizin elemesinize, yani Learning Management System diyorlar, sizin platformunuza yüklüyoruz. İlk gün bu dokümanlara ulaşabilmiş oluyorsunuz. Bununla bitiyor mu? Hayır arkadaşlar. Dersi anlatırken de böyle çizimler yapıyoruz. Ben bu çizimleri bugünkü dersten aldım arkadaşlar. Bugün sabah dersim vardı, 3 dersim vardı. O dersi anlatırken böyle çizimler yaptım. Hani bu planlanmış bir şey değil. Bugün sabah çizim yaptım. Bunu da göstereyim dedim size. Dersi anlatırken de böyle anlatıyoruz. Bakın, renkli kalemlerle o soyut kavramları size anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu da TechPro Education'ın bir farkıdır. Şu çok kolay arkadaşlar. Konuyu akademik olarak anlatıp IT böyle anlamanız lazım, yapacak bir şey yok demek çok kolay. Halbuki eğitmene düşen sorumluluk anlattığı konuyu en zayıfın anlamasını da temin etmektir. Konu bu, anlayan anlar, anlamayan anlayamaz, ne yapalım bunu herkes der. Mühim olan derse katılan bütün öğrencilerin o konuyu anlamasını temin etmek. Onu anlasın diye fıkra mı buluruz? Onu anlasın diye bir benzetme mi buluruz? Böyle resimler mi koyarız arkadaşlar? Bunu biz TechPro Education olarak yapıyoruz. TechPro Education kurulmadan önce biz 6 ay boyunca böyle hazırlıklar yaptık arkadaşlar. Bu hazırlıklardan sonra ilk dersimizi vermeye başladık. Ve her geçen gün
bu hazırlıkları geliştiriyoruz, içeriği zenginleştiriyoruz. Evet, bir diğeri sevgili arkadaşlar, soru çözüm dersleri. Biz TechPro Education'da konuyu anlatıyoruz instructor olarak. Başka bir instructor'ımız da o anlatılan konuyla alakalı soru çözüyor. Mesela 10 saat konu öğreniyorsunuz, 2 saat öğrendiğiniz konularla alakalı soru çözüm yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da ilk TechPro Education'ın başlattığı bir sistemdir diğer bootcamp'ler arasında. Bunun çok faydasını gördük. Normalde öğrencinin kendisinin soru çözmesi beklenir, istenir. Ama biz bu yoğunlukta soru çözemeyenler de olabilir, onların da elinden tutalım diye praktiz dersleri koyduk, soru çözüm dersleri koyduk. Öğrencilerimiz de çok memnunlar. Evet, bunun dışında küçük gruplara ders anlatımı yapıyoruz. Bunu da başlatalı bir seneyi geçti. Bu da ilktir bütün bootcamp'ler arasında arkadaşlar. Şimdi ben derste bir konuyu anlatıyorum. Öğrenci soruyor, tekrar anlatıyorum. İkinciden sonra zaten utanıyor insanlar, çok soramıyorlar. Ama anlamayanlar olabiliyor birkaç kişi. Biz o birkaç kişiye diyoruz ki bakın şu formu doldurun, anlamadığınız spesifik kısmı oraya yazın. Bizim bir öğretmenimiz size birebir o konuyu anlatacak diyoruz. Haftada 7 saat arkadaşlar her gruba birebir ders imkanı sunuyoruz. Diyelim ki bir konuyu 5 kişi istemiş aynı kısmını. O 5 kişiyi bir araya getiriyoruz. Ama bu ders özel ders gibi oluyor. Zoom açık, karşılıklı konuşuyorsunuz. Hocamız siz tamam mesele halloldu diyene kadar onu anlatıyor. Diyelim ki bir derste hallolmadı. Tekrar istiyorsunuz. Başka bir hocamız tekrar anlatıyor size. Yani siz vazgeçmedikçe arkadaşlar, TechPro Education size öğretmekten vazgeçmiyor. Ama bazen öğrenci kendisi istemiyor. Kul istemeyince yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlar. Evet, doküman zenginliğimiz var. Demin slaytları gösterdim. Bunun yanında TechPro Education'ın hazırladığı soru bankaları var arkadaşlar. Bu soru bankaları da siz kursa kaydolduğunuz ilk gün sisteminize yükleniyor. Öğretmen bir konuyu anlatıyor. Bu kitapta o konuyla alakalı sorular var çözümleriyle beraber. Siz o soruları çözüyorsunuz. Google'dan, sağdan, soldan pratik yapmak için soru aramanıza gerek yok. Biz o soruları size çözümleriyle beraber veriyoruz. Bu soru kitapları iki bölümden oluşuyor arkadaşlar. Test soruları ve kod soruları. Test soruları interview sorularını içeriyor. Konuyu kavram olarak size öğretiyor. Kod soruları da o öğrendiğiniz kavramları uygulamanızı sağlıyor. Şu ana kadar öğrencilerimiz çok memnun. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Benim derslerime, Java derslerime %100 katılan, konuyu derste öğrenen, şu kitabı da bitiren arkadaşlar Java'yı halletmiştir. Piyasaya çıktığında Java ile alakalı her soruya cevap verebilir. Bunu nereden biliyorum? Mezun öğrencilerimizden biliyorum. Kendi girdiğim iş görüşmelerinden biliyorum. Öğrencilerimize sorulan interview sorularının hepsini bu kitabın içine taşıdığım için biliyorum arkadaşlar. Evet, bu da bir diğer özelliği TechPro Education'ın. Bunun yanında arkadaşlar, TechPro Education proje tabanlı eğitim veriyor. Mesela ben size testerlık kısmını söyleyeyim. Java öğrenirken belli bir seviyeden sonra mini projeler yapmaya başlıyorsunuz. Mini projeler. Küçük küçük öğrendiğiniz seviyeye uygun gerçek hayat projeleri yapmaya başlıyorsunuz. Başka
Selenium dersi başlıyor, testerlar için söylüyorum. Orada arkadaşlar ders esnasında bir proje yapıyorsunuz. Mentörlerle bir proje yapıyorsunuz. Kurs bitiyor, bir proje daha yapıyorsunuz. Yani en az 3 tane testerlık projesi yapıyorsunuz. Java developerlar, onlar nasıl yapıyorlar? Onlar da kurs esnasında en az 2 proje yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Salesforce developerlar bütün kurs boyunca 4 tane proje yapıyorlar. Bir tanesi basit konuyu öğrenmek için proje. Bir tanesi orta seviye konuyu az bilenlerin rahatlıkla yapabileceği proje. Bir tanesi biraz daha zor bir proje. Bootcamp'in sonuna doğru yapıyorsunuz. Başka bir de bootcamp bitiyor. Siz firmalarda çalışacak haldesiniz. Biz size diyoruz ki gelin şu firma ortamında bildiklerinizi uygulayın. Bakın bakalım firmada nasıl zorluklar yaşayacaksınız. Bu son proje gerçekten piyasada yapılan projeler gibi bir proje. Siz firmada zorluklarla karşılaşmadan önce bu projede karşılaşıyorsunuz. Yapamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Hocalarımız size yardım ediyorlar. Böylelikle siz firmada çalışmaya başladığınızda gerçekten tecrübeli, zorluklarla karşılaşmış, onların nasıl çözüleceğini anlamış bir insan olarak piyasaya çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu söylediklerim mesela Data Science'da arkadaşlar. Proje tabanlı bir eğitim yapıyoruz. Avrupa'da anlaştığımız 2 tane firma var. O firma, gerçek firma bunlar. Onlarda staj yapıyorsunuz. Başka bir imkan daha var, onu da ileride söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, burada hemen geldi zaten, çok güzel. TechPro Education, Stanford Üniversitesi'nden hocalarla işbirliği yaptı arkadaşlar. Stanford Üniversitesi dünyanın en iyi üniversitesidir diyeyim. Yani Harvard var, MIT var, Stanford var ama Stanford'ın kendine göre bir ağırlığı vardır. Özellikle doktora, master doktora programlarında bir ağırlığı vardır. Oradaki hocalar tabii çok üretkenler. Bunların Silikon Vadisi'nde yaptıkları projeler var. 34 tane diye hatırlıyorum en son. Bizim öğrencilerimizin rehberliğini yapıyor bu hocalar. Ve öğrencilerimiz o gerçek projelerde bu hocaların rehberliğinde çalışıyorlar. TechPro Education öğrencilerine böyle bir imkan açtı. Tabii ki Stanford Üniversitesi'ndeki hocaların belli bir talebi var. O talep karşılanıyor ama çok değil. Biz yaptığımız işi nasıl yaptığımızı ve öğrenci kitlemizin ekonomik durumunu kendilerine anlattık. Bu imkanı olabilecek en düşük ücretlerle bize sundular. Şu an zannedersem 10'a yakın öğrencimiz, Java Developer ve Data Science öğrencimiz, Stanford Üniversitesi'ndeki hocalarımızla o projelerde çalışıyorlar. Bunun dışında arkadaşlar, TechPro Education, Florida eyaleti tarafından akredite edilmiş bir eğitim kurumudur. Kurulduktan bir sene sonra bu akreditasyonu aldık arkadaşlar. Bu ilk zannedersem, ben hiç duymadım bunu alan başka bir bootcamp. Gerçekten kurulduktan bir yıl sonra doküman zenginliği, eğitimi veren hocalarının sertifikasyonu, yetkinliği, bütün bunları kendilerine rapor ettik ve onlar dediler ki siz gerek içerik olarak, gerek kadro olarak çok kaliteli bir eğitim kurumusunuz. Sizi akredite ediyoruz dediler. Şu an Florida'da iş ve işçi bulma kurumuna benzer bir kurum var arkadaşlar. O kuruma başvurup IT ile alakalı eğitim almak isteyeni bize yönlendiriyor Florida eyaleti ve ücretini eyalet kendisi ödüyor arkadaşlar. Bunun dışında Richmond College bu yılın başında, TechPro Education bu yılın başında Richmond College'la
akreditasyon anlaşması yaptı arkadaşlar. Richmond College İngiltere merkezli bir üniversite. 2 yıllık, 4 yıllık ve master programları olan bir üniversite arkadaşlar. Bu üniversite bizim verdiğimiz IT eğitimini direkt kabul ediyor eğitim olarak. Sadece Richmond College'ın verdiği ödevleri ve sınavları yaparak Richmond College'tan diploma alabiliyorsunuz. Onun derslerine girmenize gerek yok. Sadece ödev yaparak, sınavları geçerek diploma alabiliyorsunuz. Bu diploma İngiltere diploması, dünyanın herhalde geçerli olmadığı ülke yoktur. Her ülkede geçerlidir arkadaşlar. Evet, bunun yanında verdiğimiz kurslardan kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Full Stack Java Developer kursumuz var. Full Stack baştan sona demek sevgili arkadaşlar. Baştan sona. Ne demek? Kendi başınıza bir application'ı oturup database ile, API ile, backend ile, frontend ile yapabilecek seviyeye getiriyoruz sizi. Bunu öğretiyoruz. Java Developer kursu Automation Tester'lığa göre bir tık zordur. Zorlukla mücadele etmeyi seven, masa başında saatler harcamayı seven, anlaşılmayan bir konuyu farklı kaynaklardan da araştırıp öğrenmeyi seven arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Çünkü iş imkanı çok fazla, mumla arıyorlar diyebilirim arkadaşlar. İş imkanı çok fazla. Ve maaşı da automation testerlara göre bir tık daha fazladır. Firmada da pozisyon olarak bir tık üsttedirler. Evet, ikincisi full stack automation engineer arkadaşlar. Bu meslek sahibi olanlar yine programlama dili öğrenirler, kod yazarlar ama yazdıkları kod application üretmek için değildir. Üretilmiş application'ın doğru çalışıp çalışmadığını test etmek içindir. Esasında automation engineer'lar da developer'dır. Ama kodları test kodlarıdır. Üretim kodları değildir arkadaşlar. Automation engineer'lık IT sahasına girmenin en kolay kapılarından, en kolay yollarından birisidir ve iş imkanı çok fazladır. Eğer biraz daha kolay bir şekilde çok kendimi yormadan IT'ye geçiş yapayım diyorsanız Full Stack Automation Engineer'lığı tavsiye ederim. Full Stack Mobile Developer, Java Developer için söylediğim her şeyi bunun içinde söylüyorum. Mobile Developer, cep telefonunda kullanılan application'ları üretir. Mesela Facebook'u siz masaüstü bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz, cep telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Masa üstünde kullanılanı Java developerlar üretir. Cep telefonunda kullanılanı mobile developerlar üretir. Bu da yine iş imkanı çok fazla olan bir meslektir. Ama Java developerlık gibi biraz emek ister. Dördüncüsü arkadaşlar data science kursumuz. Data science kursumuz gerçekten piyasadaki data science kursları arasında içerik olarak, hoca kalitesi olarak, proje imkanı sunabilme özelliği olarak Stanford'daki hocalarla işbirliğini ayarlamış bir bootcamp olarak eşsizdir arkadaşlar. Ne demek istediğimi data science kursuna kaydolunca daha iyi anlarsınız. Data science kursumuzun başında koordinatörümüz Fatih Bey var. Fatih Bey MIT'nin verdiği data science içeriğini bizim kursla karşılaştırdı. Bir rapor hazırlamıştı. Bizim kurs MIT'nin ötesinde arkadaşlar. Eksiği yok. Onun öğrettiği her şeyi öğretiyoruz. Onun üstüne yeni teknolojiler de öğretiyoruz. Data science'ta da
matematik bilgisi gerekir arkadaşlar. Sola koyduğum resme bakarsanız data science matematik, bilgisayar ve iş dünyası bilgisinin kesiştiği noktada durur. İş imkanı çoktur ve firmalarda çok lüks bir pozisyondur data science. Data science'çılar da tecrübeleri arttıkça maaşları geometrik olarak artar. İkiye katlanır, üçe katlanır arkadaşlar. Evet, DevOps Engineer Fatih Bey de bahsetti. Ben DevOps kursu da alacağım dedi. DevOps Engineer cloud'da çalışan sistemleri organize eder. Cloud'daki sistemlerin problemsiz birbiriyle konuşabilmesini temin eder. Bütün application'lar şu an cloud'a taşındığı için DevOps iş imkanları da çoktur. DevOps'ı öğrenmek automation engineer'lığı öğrenmek kadar zordur. Eğer cloud'a ilginiz varsa, farklı sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışmasını seviyorsanız, onunla ilgilenmeyi seviyorsanız DevOps engineer'lığı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, Salesforce bir müşteri ilişkileri application'ı üretmeye yarayan platformdur sevgili arkadaşlar. Salesforce developer da müşteri ilişkileri application'ı üretir, onun eksiklerini tamamlar, onu geliştirir, bu işi yapar. Zor mudur Salesforce developer'lığı öğrenmek? Hayır arkadaşlar, automation tester'lık kadar zordur. Hele hele Salesforce'un admin kısmı var. Hiç kod yazmıyorsunuz. Excel kullanmak gibi arkadaşlar. O kısmı öğrenerek de iş bulabilirsiniz. Ama şu an Salesforce'a herkes yüklendiği için piyasada çok fazla admin var. Siz bunun yanında developer'lık kısmını da öğrenirseniz, biz ikisini beraber öğretiyoruz. Developer'lık kısmını da öğrenirseniz hepsinin önüne çıkıp çok rahat iş bulabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Cyber Security kursumuz var. Şu an Cyber Security çok önemli. Niçin önemli? Çünkü artık savaşlar dijital dünyada oluyor. Biliyorsunuz Rusya Amerika'nın seçimlerine müdahale ediyor dijital ortamda. Amerika diyor ki müdahale ettin mi etmedin mi? Rusya cevap vermiyor. Bazıları ettim diyor, bazıları etmedim diyor. Bu bir dijital savaştır arkadaşlar. Ülkeler de bu dijital savaşa karşı tedbirlerini alıyorlar. Cyber security analistler var olan application'ları, var olan sistemleri korumakla görevlidirler. Var olan atakları engellerler. Muhtemel ataklara karşı tedbirler geliştirirler. Atağı kimin yaptığını, o atağı bir daha yapmamasını temin etmeye çalışırlar. Amerika'da şu an çok popüler bir meslek arkadaşlar. Öğrenmesi de biraz kolaydır. Mesela bizim automation tester'lık kursumuz 6 ay sürer. Cyber Security Analistlik kursumuz 4 ayda biter. Kod yoktur. Biz Python öğretiyoruz azıcık ama belli yerlerde lazım olduğu için. Ama normalde kodla çok işleri olmaz. Var olan application'ları kullanarak işlerini yaparlar. Böyle okuyup anlamada, ezberlemede kendini güçlü hissedenler Cyber Security analistliğe kayabilirler. Mesela hukukçu arkadaşlar burada çok başarılı olabilirler. Tarihçi arkadaşlar, sözelci arkadaşlar burada çok başarılı olabilirler. Evet, şimdi TechPro Education olarak sevgili arkadaşlar, bizim ücretsiz verdiğimiz eğitimler de var. Niçin veriyoruz bu eğitimleri? Şimdi biz, mesela ben burada sizi IT'ye geçme konusunda ikna etmeye çalışıyorum ya, geçin diyorum, parası çok, iş imkanı çok,
çalışma ortamı güzel, evden çalışıyorsunuz. İkna etmeye çalışıyorum ya. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Ya ikna etmeye çalışıyor ama ya öyle değilse? Biz diyoruz ki kaydol kursa 30 gün içinde ödediğim paranın tamamını iade ediyoruz. Beğenmezsen. Refund dönemi diyorlar. Yani siz kursa para verip kaydoldunuz. 30 gün eğitimimize katıldınız, bizi beğenmediniz. Ayrılmak istiyorum diyorsunuz. Hiçbir sebep sormuyoruz arkadaşlar. Paranızı iade ediyoruz. Bu imkan zaten var. Biz bunu söylememize rağmen bazı öğrencilerimiz yok diyor, ben para vermek istemiyorum diyor. Biz de diyoruz ki o zaman gel 60 saat derslerimize katıl. Bu derslerde bak bakalım anlayabiliyor musun? Anlayabiliyorsan ücretli olarak kaydolursun. Anlayamıyorsan zaten para vermedin, yoluna devam edersin diyoruz. Bir sebebi bu. Bunun aynısını web design kursumuzda da veriyoruz. Python eğitim kursumuzda da veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yapmamızın bir sebebi dediğim gibi programcılık yapılabilir mi, yapılamaz mı? Böyle endişesi olanları içimize alıp bak bakayım yapılabiliyormuş diye göstermek. İkincisi, bazen arkadaşlar böyle 60 saatlik ders alıp kendini geliştirenler oluyor. Mesela öğrencilerimizden birisi bu free'ye kaydolmuş. Sonra etrafındakilere özel ders vermeye başlamış Türkiye'de. Java öğretiyormuş, bizden öğrendiğini onlara öğretiyormuş. Çünkü biz 60 saatin sonunda loopları falan bitiriyoruz arkadaşlar. Yani Java'nın 1/3'ünü bitiriyoruz diyebilirim bu eğitimde. O da oradan öyle bir kendine iş imkanı bulmuş. Üçüncü bir mesele, Tech for Education'ın sosyal sorumluluk projesidir bu arkadaşlar aynı zamanda. Amerika'da hemen hemen her firma sosyal sorumluluk projeleri yapar. Biz de bir eğitim firması olarak bunu yapma kararı aldık. Yıllardır da yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi aklınıza gelmiştir bu kurslar ne kadar sürüyor diye. Arkadaşlar bu kurslar iç süresince haftada 24 saat canlı ders göreceksiniz. 24 çarpı 60 dakika. Bizim sessionlarımız 80 dakika arkadaşlar. 24 saat derken 60 dakika üzerinden 24 saat diyorum. Başka haftada 7 saat küçük çalışma grubu hizmeti sunuyoruz size. Katılabilirsiniz. İhtiyacınız varsa katılın. İhtiyacınız yoksa ihtiyacı olanlara imkan tanıyın. Ama biz size bu imkanı sunuyoruz. Hiçbir öğrencimize de sen bunu biliyormuşsun, niye geldin demiyoruz. Gelen, öğrenmek isteyen herkese kapımız açık arkadaşlar. Haftada 1,5 saat mentoring göreceksiniz. Ve kurslarımız toplam 22-24 hafta arası sürüyor. Hocam niye böyle değişkenlik var? Çünkü gruptan gruba değişiyor. Bazen bir grup çok böyle hızlı ilerleyebilen bir grup oluyor. Bir bakıyoruz 22 haftada bitiyor. Bazen grup biraz yavaş oluyor. O da 24 hafta sürebiliyor. Hocam 24 haftayı da geçtiğiniz oluyor mu? Şöyle oluyor. Ekstra bir durum. Mesela deprem oldu Türkiye'de. Bizim öğrencilerimizin bir kısmı deprem bölgesindeydi. Deprem bölgesinde olmayanların akrabaları vardı deprem bölgesinde. Bir iki öğretmenimiz deprem bölgesindeydi ve öğrencilerimizin psikolojisi ders dinlemeye çok uygun değildi. Binaların altından çığlıklar yükselirken kimse Java falan dinlemez. Biz orada bir hafta kursu tatil ettik, bir haftada soru çözüm yaptık. Yeni konu anlatmadık. Mesela 2 hafta uzamış oldu. Evet, böyle ekstra durumlar veya grubun biraz daha yavaş olması kurs süresinde değişikliğe sebep olabiliyor. Arkadaşlar biz Tech Pro Education olarak size şunun sözünü veriyoruz. İşte 600 saat ders, şu konular falan değil arkadaşlar. Biz size diyoruz ki biz size bu işi öğreteceğiz. Var mısınız?
Varsanız gelin canlı derslere katılın. Gelin practice session'lara katılın. Gelin küçük çalışma gruplarına katılın. Mentoringlere katılın. Hepsine katıldığınız halde 24 haftada anlayamadınız mı? Biz arkadaşlar size ekstra ders yapmaya hazırız. Hiçbir endişeniz olmasın o konuda. Biz size konuları öğretmenin sözünü veriyoruz. Belli bir saat eğitimin sözünü vermiyoruz arkadaşlar. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Şimdi bunu şundan açıklama ihtiyacı hissettim. Bazen kurs uzuyor herhangi bir sebepten dolayı. Normalde kursun uzamasını biz de istemeyiz. Çünkü bir grup bitsin, yeni grup gelsin. Hani ticari bir müessese değilse biz de istemeyiz. Ama belli bir sebepten kurs uzuyor. Öğrenciler kızıyorlar bize. Ama niçin kızıyorsunuz? Biz kursu sizin için uzatıyoruz. Ben Java'yı hızlı bir şekilde de anlatabilirim. Yavaş anlatıyorum. Niçin yavaş anlatıyorum? Siz daha iyi anlayın diye anlatıyorum. Arkadaşınızın sorduğu soruya cevap vermeyebilirim. Çünkü o soruya cevap verince 15-20 dakika kaybediyorum. Her ders 15-20 dakika kaybedince bu kursun uzamasına sebep oluyor. Cevap vermeyebilirim. Niye cevap veriyorum? Daha iyi öğrensin diye. O da bizle beraber yola çıktı. Var mı öyle ben anladım, o anlasaymış bana ne demek? Biz bütün kitlenin beraber yürümesini temin etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle kurs bir hafta, iki hafta uzadığında bunu şimdiden anlayışla karşılamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Evet, bunu en son madde olarak koydum. Konular yetişmezse kurs süresi bir hafta, iki hafta uzayabilir. Mümkün. Evet, haftalık ders programını da merak ediyorsunuzdur. Ben burada bir örnek ders programı koyacağım arkadaşlar. Bu Türkçe gruplarımızın örnek ders programı. Saatlerini Türkiye saatine göre yazdım. Avrupa'daki arkadaşlar ona göre saatleri update etsinler. Evet, iki tane programımız var arkadaşlar. Gündüz programı, gece akşam programı. Gündüz programı 11'de başlıyor, 2'ye 10 kala bitiyor. İki tane 80 dakikalık ders görüyorsunuz. Arada 10 dakika teneffüs var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe böyle. Hafta sonları 3'er tane 80 dakika görüyorsunuz arkadaşlar. Onlar da akşam 5'te başlıyor. Yani cumartesi, pazar gündüz vaktinizi meşgul etmek istemiyoruz. Kalkın, kahvaltınızı yapın, bir yere gidecekseniz gidin, kendinizi rahatlatın ve 5'te derse canlı olarak katılın arkadaşlar. Akşam programlarımız 8.30'da başlıyor, 11.20'de bitiyor. Yine 2 tane 80 dakika, arada 10 dakika teneffüs var. Şimdi bu gündüz programıyla akşam programı paralel ilerliyor. Pazartesi sabah anlatılan ders, pazartesi akşam aynısı anlatılıyor. Salı sabah anlatılan, salı akşam aynısı anlatılıyor. Bunun ne güzelliği var arkadaşlar? Mesela siz gündüz öğrencisisiniz, pazartesi gündüz dersini kaçırdınız. Aynı ders akşam anlattığı için akşamkine girebiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlamamız yok. Siz TechPro Education'a, gündüz programına kaydolmuş olabilirsiniz. Akşam programı da size açık arkadaşlar. Bütün bunların ötesinde bir de ne var? Recordinglerimiz var arkadaşlar. Recordingleri de size veriyoruz. Canlı dersler bittikten sonra en fazla 5 saat içinde, normalde 1-2 saat içinde recordingler, yani ders kayıtları sizin sisteminize yüklenmiş oluyor. Diyelim ki sabah dersini kaçırdınız, videodan da dinleyebilirsiniz. Ama ben illa canlı derse katılacağım. Tamam, akşamkine gel, bir problem yok. Veya salı akşamı misafiriniz gelecek, akşam meşgul olacaksanız, salı gündüz dersine girersiniz. Çünkü aynısı ya, salı gündüz dersine girmiş olursunuz. Bir de bitmedi arkadaşlar. Bunun yanında Türkçe kursa kaydolanlara İngilizce kursa katılma hakkı da veriyoruz.
Bazı arkadaşlarımızın İngilizcesi oluyor belli bir seviyede ama korkuyor. İngilizceden Java öğrenemem belki diye korkuyor. Türkçe programa kaydoluyor. Biz diyoruz ki bildiğin bir konuyu İngilizceden dinlemek hem konuyu pekiştirir hem İngilizceni geliştirir. İstersen İngilizcenin canlı derslerine de katıl diyoruz. Veya İngilizcenin recordinglerini de size açıyoruz videolarını. Oradan seyredebilirsiniz diyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz bir kursa kaydoluyorsunuz. Size 3 kurs hizmeti veriliyor. Daha Tech Pro Education ne yapsın arkadaşlar? Evet. Peki, sunumumun sonuna geldim arkadaşlar. Kurs ücreti ne kadar diye herkesin aklında bir soru var. Çünkü biliyoruz herkesin ekonomik sıkıntıları var. Ama demin de gördüğünüz gibi birçok kurs var bizde. Bir de o kursların İngilizce ve Türkçe versiyonları var. Bir de fiyatlarımız ülkelere göre değişiyor. Amerika'da yaşayan bir insanın kursa vereceği parayla Türkiye'de yaşayanın vereceği para aynı olamaz. Aynı parayı istememiz mümkün değil arkadaşlar. Her ülkenin standartlarına göre bir ücret belirledi Tech Pro Education. Yıllardır bunu uyguluyor. O yüzden burada ben kurs ücretlerine girsem herhalde bir saatimi alır. Kafanızı da karıştırmış olurum. O yüzden ben size irtibat numaralarını vereceğim arkadaşlar. Bu numaralardan, bu linklerden, live chat'ten mail atarak istediğiniz programla alakalı detaylı fiyat bilgisi alabilirsiniz. Bir de o fiyatların taksitlere göre değişimleri var falan. Baya böyle Matrix gibi bir şey. Ben tabloya baktım çok bir şey anlamadım arkadaşlar. Siz de bütün kursların fiyatını öğrenmeye çalışmayın. Haftalarınız alabilir. Hangi kursa kaydolmayı düşünüyorsanız onun üstünden fiyat görüşmesi yapın. Arkadaşlarımız şuna emin olabilirsiniz. Yapılabilecek her şeyi yapıyorlar. Eğer belli bir yerde duruyorlarsa fiyat konusunda, taksit konusunda bu ticari müessesenin ayakta kalması gerektiği için duruyorlardır. Demiş olayım sevgili arkadaşlar. Ben bir saat demiştim, 1,5 saat oldu. Sabırla dinlediniz, teşekkür ederim. Zannedersem sorularınız cevaplanmıştır arkadaşlarımız tarafından. Evet. Webinar chat'ten de paylaşmış arkadaşlar irtibat numaralarını. Evet. İnşallah 29 Nisan'da görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.